Isparta'nın Eğirdir ilçe sınırları içinde, doğanın cömert davrandığı Kovada Gölü Milli Parkı, destansı doğal güzelliğinin yanı sıra çok sayıda bitki ve canlı türü barındırıyor. Milli park sahası, sonbahar mevsiminin en canlı renklerinde zengin bitki örtüsü ve çevre yükseltiler ile 6534 hektar büyüklüğe sahip alanıyla ziyaretçilere orman ekosistemini tanıma fırsatı veriyor. Sonbahardaki renk cümbüşüyle de görsel şölen sunuyor. Sonbaharın gelmesiyle parkta bulunan kimi ağaçlar yapraklarını sarıya çevirip toprak anaya armağan ederken, kimi ağaçlar ise yapraklarını kızıla bürümüş durumda. Doğada sessizlik ve huzur arayanlar için meditasyon, yoga, yorgun beden için doğal terapi ve rahatlama sahasıdır. Burası, öncelikli tercih edilmesi gereken yerlerin başında gelen ve yapılan yürüyüşte her adım başı farklı bir ağaç ve bitki türüne rastlanılan orman, göl, sulak alanı gibi çok çeşitli ekosistemleri içinde barındırıyor. Kovada Gölü, benzersiz bir flora ve yaban hayatı çeşitliliğine sahiptir. Milli park sahası, Sedir'den Toros Göknarı'na, Çitlenbik'ten Akça Kesme'ye, Menengiç'ten Defne'ye ve genişliği 9 metre 80 santimetre olan koruma altındaki Doğu Çınarı Anıt Ağacı gibi onlarca tür ağaç ve 59'u yerli, 26'sı kış göçmeni, 48'i yaz göçmeni, 20'si transit göçmen olan türlerle birlikte toplamda farklı 167 kuş türünü içerisinde bulunduruyor. Parkta yürüyüş yolları, piknik yapmak isteyenler için kamelyaların yanı sıra gölün eşsiz güzelliğinde uçuşan ve yüzen onlarca çeşit kuşu izlemek isteyenler için de ahşap iskeleler mevcut. Park girişinde ise bir kafeterya ve ziyaretçi tanıtım merkezi var. Tanıtım merkezinde dünyadaki önemli milli parklardaki uygulamalar gibi gezi öncesi detaylı bir bilgilendirme yapılıyor. Merkezin içerisinde aynı zamanda trafik kazası, elektrik çarpması gibi nedenlerden dolayı telef olan hayvanların tahnit sanatçıları tarafından doldurulmuş bedenleri sergilenmekte. Eşsiz bir güzelliğe sahip doğa harikası Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim olduğu gibi sonbaharda da gezilebiliyor. Dünya telaşına kendini kaptıran, çevreden elini ayağını çekmiş ve iş hanlarına kendini kapatan insanların ne kadar şanstan yoksun olduğu, doğa nimetlerinden mahrum kaldığı düşünüldüğünde, belgesel çekimler için Meşelerin ve Doğu Çınarlarının ülkesinde Kovada Gölü Milli Parkı'ndayız. Doğayla yaşama sevincinin birlikteliğinde gülümsüyoruz. Engin maviye bakarken üzerimizden uçan çulluğa, gölden kanat çırpan sakarmekeye ve ördeklere. Kısacası doğanın en muhteşem şovlarına burada, bu filmimizle bizimle yolculuğa çıkın. Hazan mevsimidir Kovada Gölü'nde. Neşelerin yaprakları akşam güneşinin önüne geçmiş, aldığı ışıkla altın sarısına boyanmış rengini gözlerimize yansıtıyor. Suyun rengi sürekli değişiyor. Bakış açısına göre gök mavisinin hakim mavisine, meşelerin kahverengi tonuna, gün batımına yakın sayısız renkleri. Hey güzel doğa ana, sen nelere kadirsin, nedir bu sendeki endam ve güzellik diye söylemeden edemiyoruz.
Tektonizma, karstik oluşumlar ve alüvyal biriktirmenin tuvale işlediği bu 6534 hektarlık kesim, 1970 yılında Milli Park statüsüne erişmiştir. Yedi renkli göl olarak anılan Eğirdir Gölü'nün güneyindeki uzantısı olan Kova'da, Eğirdir Gölü ile arasında uzanan dar vadinin alüvyonlarla dolması sonucu oluşmuştur. Alanın %71'i ormanlık arazidir. Gölün jeomorfolojik özelliklerine bakıldığında karstik oluşumlar önemli bir rol oynamıştır. Gölü çevreleyen patikalardan geçen sarp yamaçlarda tortul tabakalar gözlenir. Eşsiz turkuaz rengi derinlik olarak gözünüzü korkutmasın. Suda bulunan ve 1,5 metre sonrasının görülmesine engel olan tortullar, suya müthiş bir derinlik algısı katsa da en derin nokta 6 ila 7 metreyi geçmemektedir. Milli Park, yalnızca biz doğa severler için güzergah olmamış, geçmişte İpek Yolu ya da Kral Yolu seyrine de ev sahipliği yapmıştır. Bunun dışında bu eşsiz sulak alan birçok bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Kermes meşesi başta olmak üzere birçok meşe türü, terebentenin ham maddesi olan melengeç, kampların olmazsa olmaz doğal çitlerini oluşturan karaçalılar, boylu ve katran ardışları, kızılçamlar ve hepsinden de önemlisi asırlık doğu çınarları. Elbette ki Milli Park'a has 28 endemik bitki türünü de belirtmemek bu güzelliğe haksızlık olur. Kameramıza yansımayan fauna ekosistemini, ardıç kuşu, atmaca, çulluk gibi birçok kuş, karaca, alageyik, tilki gibi memeliler oluşturuyor. Bunun dışında park sahası insanoğlunun yok edici etkisine de tanıklık etmiştir. Bölgede görülen son Anadolu parsı çok geç değil, 1940 yılında doğaya veda etmiştir. Ardıç ağacının doğal bir şekilde yetişmesi için ardıç kuşuna ihtiyaç varsa, insanoğlunun da varlığını sürdürebilmesi için doğaya ihtiyacı vardır. Sayılabilecek tüm bu güzellikler Kovada Gölü için bir iltifat değildir. Bu düysel gerçeklik için her geçen gün tehlike çanları daha korkunç bir şekilde çalmaktadır. Eğirdir Gölü ile arasında kalan nehir, meyve bahçelerinde kullanılan bir takım zehirli ilaçları ve atıkları göle taşımaktadır. Bu sebeple birçok tatlı su canlısı ve buna bağlı olarak diğer canlılar riskli bir listeye üye olmaktadır. Her ne olursa olsun, dünya var oldukça Kovada Tabiat Parkı da var olacaktır. Çocuklarımız, torunlarımız, belki de kuşaklarımız yine haftanın herhangi gününde Doğu Çınarlarının ülkesinde gözlerini engin maviye diktiğinde kanat çırpan çullukları, telaşla yükselen sakar mekeleri seyre dalacaktır. Sonbaharda bütün renklerin yaşandığı müthiş güzel bir göl, benzersiz flora zenginliği ve yaban hayatı çeşitliliğinin yanı sıra açık havada dinlenme ve eğlenme imkanları bakımından büyük potansiyele sahip olması, doğal kaynakların ender bir peyzaj bütünlüğü içinde bir araya gelmesi, Kovada Gölü ve çevresini milli park yapmaya yetmiştir. Birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilen Kovada Gölü Milli Park sahasının en önemli özelliği, rekreasyonel kullanıma müsait olan doğal kaynaklarıdır. Genişliğinde ve oldukça sığ olan gölün çevresi 20.6 kilometredir. Derinliği ise 6 ila 7 metreye kadar iner. Suda bulunan ve göle yeşil renk veren tortular derinlikten sonrasının görülmesine engel olur.
Gölün deniz seviyesinden yükseltisi 900 metredir. Yörenin oluşumunu sağlayan karst morfolojisi, bakir doğanın araştırılması, kampçılık, yürüyüş, manzara seyretme ve tırmanma ziyaretçilerin katılacağı başlıca uğraşlardır. Zengin bir bitki örtüsüne sahip Milli Park, Kızılçam, Karaçam, saplı sapsız saçlı meşeler, pırnal meşesi, kokar ağaç ve ardıç gibi ağaç türleri ile hayıt, sandal, koca yemiş, funda, çitlenbik, yabani zeytin, akça kesme, mersin, menengiç, boyacı sumağı, muşmula, alıç, dağ muşmulası, böğürtlen, yabani gül, defne, tesbih ağacı, karaçalı, kör diken gibi maki florasının çalıları ile kaplanmıştır. Kovala Gölü'nde sazan, kadife ve tatlı su levreği, tatlı su istakozu bulunur. Bunun yanı sıra düzensiz ve yasa dışı avlanmalar, yaban hayatı çok çeşitli ve zengin olabilecek bu yöreyi de korutmuştur. Kovada çevresinde en çok bulunan yaban hayvanları, yaban domuzu, sansar, porsuk, tilki, tavşan ve ağaç sincabıdır.